başarını sağlayan sevgili Morna Belediye Başkanım Ahmet Başkanım'a ve sevgili Cem kardeşime ve Üniversite Hocam Bülent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben yazılı bir metin üzerinden devam edeceğim. Kendinize kısaca bir tanıtın. Ben İshak Balıkçı, ben de sizler gibi doğaya, tabiata gönül vermiş ama tabii sıradan bir balıkçıyım. Tek derdim sizler gibi balık popülasyonunun günden güne azalmasının bir çözümünü bulmak, bir çaresini bulmak. Bunun için neler yapabiliriz, ne yapmalıyız? Bunları elimden geldiğince bu yazılı metinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakanlık amatör balıkçılık tebliği denilen bir kurallar manzumesine göre amatör balıkçı, amatör balıkçılık, sportif balıkçılık bunların tamamlarını zaten yapmış. Hemen hepimiz ezbere biliyoruz. Şimdi sevgili dostlarım, bu tebliğ incelendiğinde hani haberi eleştirip duruyoruz ya, aslında ciddi şekilde incelediğimizde günlük av limitlerinden balık üreme zaman yasaklarına, yasal alt limit boyu balık boyunu, av esnasında kullanacak olan av araç ve gereçlerine kadar birçok hususun madde madde tanımlanarak sıralandığı görülecektir. Bu kurallar uygulanmasında başta bakanlığın ilgili birimlerinden tutun da, burada çok büyük karmaşa var bana göre, sahil güvenlik birimleri, emniyet, jandarma, belediye zabıtası ve hatta köy muhtarlarının bile koruma ve kontrol göreviyle yetkilendirilip bu kurallara uymayanların ise kabahatler kanunu kapsamında yer alan 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında tutana karşılığı idari para cezası kesmeye görevli ve yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Peki bu tebliğ ve kurallar hepimizin de tahmin edebileceği gibi tek bir amacı var. O da sürdürülebilir amaçlar balık avcılığının korunması ve kullanmasıdır. Peki kanun, nizamname gibi her türlü yasal mevzuat yürürlükteyken neden ülkemizin iç sularında ve denizlerinde her geçen gün balık popülasyonu azalmakta ve adeta sularımız bomboş bir akvaryum görünümüne dönmektedir? Konumuz ticari avcılık olmadığı için bizler kendimiz ile alakalı olan husus hakkında şapkamızı önümüze koyup düşünmeye başlamalıyız. Türkiye'de amatör balıkçı kimdir ve bu faaliyetini nasıl sürdürmektedir? Uygulanan yol sizce doğru mudur? Peki doğru mu değil ise doğrusu ne olmalıdır? Sualtı Araştırmaları Derneği'nin hedefi olan, sizler de duymuşsunuzdur, sorumlu amatör balıkçılık projesinde arzulanan amatör balıkçı profili bir gün mümkün olabilir mi? Şimdi gelelim tüm bunları bir kenara bırakarak fiiliyatta neler var? Yani mevcut durum nedir? Onu bir ortaya koymaya çalışalım. Ülkemizde amatör balıkçı olabilmek ve amatör balıkçılık yapabilmek için bence ne bir düzen, ne bir yol, ne de bir kısıtlama yoktur. Olsa bile tüm bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde kararlılık ortaya ne yazık ki konulamadığı için eline oltasını, kamışını alan bir birey istediği bir mekanda becerisi ve kabiliyeti oranında dilediğince av yapabilmektedir. Yalan değil. Sıradan bir insan olarak gerek internet ortamında, gerek ise basında veya üye olduğumuz birçok amatör balıkçılık forumlarında paylaşım yapan, yurt dışında yaşayan dostlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla adına medeni dünya dediğimiz, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede bu faaliyetler için bu işte başlamadan önce kişinin bir kursa tabi olduğunu, belirli bir süre eğitim alarak başta av, araç ve gereçleri hakkında olmak üzere balık türleri, doğanın korunması, sürdürülebilir avcılık ne olduğunu ve bunun sağlanması için uyulması gereken kuralların ne olduğu hakkında bir eğitim aldığını ve bu eğitim sonucu sınava tabi tutularak eline bir belge verildiğini öğreniyoruz. Yani kişi eline oltaya almadan önce bu belgeyi alıyor arkadaşlar. Şimdi haksızlık yapmamak için bir hususu da atlamayalım. Adana amatör balıkçı denilen bu uygulama bizde de var tabii ki. Ama herhangi bir yasa zorunluluğu olmadığı için bu belgeyi alıp almamak kişinin kendi tercihine bağlıdır.
Bu belgeyi almak için ne bir kursa tabi olmak ne de bir sınava başarmış olmak gerekmez. Ercan kardeşim bilir. Sadece ilçe tarım bölümüne başvurup gerekli evrakları teslim ettikten ve harç parasını yatırdıktan sonra belge 10 ya da 20 dakika sonra elinize geçmektedir. Eskiden bu belge 2 sene geçerli, şimdi 4 sene oldu gibi aklımda bir şey kalmış. Tüm bunları özetlersek, ülkemizde amatör balıkçılık yapabilmek için ne bir eğitime ne de bu iş ile alakalı bir belge almak zorunda değiliz. Açık net bir tabirle başımızı buyruk olarak gönlümüze, vicdanımıza göre hareket etmekte serbestiz. Peki, kişi ilgi duyup da başlamak istediği bu hobiyi nereden, nasıl öğrenecek? Bu öğrenme süreci önceleri, yaşı bana yakın olanlar bilir, bu işe gönül veren yaşçı büyüklerimizden öğrenmekteyken, günümüzde bu amaca hizmet eden onlarca amatör balıkçılık forumları bulunmaktadır. Bana göre adeta ne bir derya bilgi havuzu olan internet ortamındaki bu forumlar sayesinde kişiler hem teknik taktik öğrenilmekte hem de bu bilgiler ışığında gerçekleştirdiği av güncelerinde yaşamış olduğu güzellikleri yine bu tür ortamlar vasıtasıyla dostlarıyla da paylaşabilmektedirler. Yeterli bulalım ya da bulmayalım. Eleştirelim ya da eleştirmeyelim. İnternet ortamında yer alan onlarca site otomatikman günümüzde bir nevi eğitim kurumu görevi görebilmektedir. Bu tür forumlarda bakanlıkça yayınlanan tebliğlerin duyurulmasına tutun da iç sularda ve denizlerde yer alan balık türlerine hangi balığa, hangi yer, hangi iğne kullanacağı bilgisine kadar birçok bilgi mevcuttur. Yani eğitim ve bilgi edinme hususundaki açlık, eksiklik sanırım bu tür forumlardan giderilmeye çalışılmaktadır. Şimdi gelin az çok bilgi sahibi olup da olta hazırlamayı bilen ve bu işe gönül vermiş kişilerin profillerini tek tek incelemeye çalışalım. Tespitleri yaparken tabii ki bir grup ya da topluluk hedef gösterilmeyip sadece dışarıdan bakan bir göz olarak objektif kalmaya çalışarak çoğu zaman ortaya çıkan tabloyu resmetmeye çalışalım. En son yayınlanan tebliğde de var olan sportif balıkçılık olgusu ne yazık ki ülkemiz şartlarında henüz var olmadığını ve var olamadığını ne yazık ki görüyoruz. Yani Türkiye'de belirli dönüm noktasına gelmiş olan adeta vitrinin en önünde yer alan birçok değerli amatör balıkçıların bile bana göre hocanın dediği gibi amatör balıkçılığı bir üst merhabesi olan sportif balıkçılığı tercih etmediğini görmekteyiz. Bu hususta tercih takdir tabii ki ava yapan arkadaşlara aittir. Gel gelelim kişisel tercih veya ulaşılan boyun noktası olsa gerek. Yurt dışındaki avlarda bireylerin bu av disiplini tercih ettiğini binlerce örneğini YouTube'daki veya başka sitelerdeki videolarda görüyoruz. Yani yakala ve bırak. Ama bizde yok. Acizane fikrim yakın tarihte olacağını da zannetmiyorum. Bana göre bu bizim ülkemizin içinde bulunduğu büyük bir handikaptır. Bir de içinde yaşadığımız ülkenin ekonomik şartlarından dolayı olsa gerek, bizler için amatör balıkçılık faaliyetinin esas amacı, gayesi, hani bahsettik ya, tebliğinde belirtildiği gibi salt, spor veya dinlenme amaçlı olmayıp, eve et, balık götürme telaşının da olduğu hususu sanırım hepinizce aşikardır. Zira kişiler kısıtlı ekonomik şartlarını zorlayıp balık ava yapmaya çıktıklarında sanırım bilinçaltı olsa gerek mutlaka yaptığı masrafı çıkartacak bir av neticesine ulaşmak için var gücüyle emek harcadığı görülecektir. İşte bu yüzden birçok avcı için yasal balık boyamış, yok efendim zaman yasağımış, yasal av limiti gibi kavramların çoğu göz ardı edildiğine eminim hepimiz şahit olmuşuzdur. Halbuki sevgili dostlar, amatör balık avcının tanıma ruhu bu değil, bu olmamalı. Ayrıca bazen grup halinde yapılan avlarda kişilerin hırslarına yenildikleri ve adeta tabire maruz
aktörü kendilerini kanıtlama ihtiyacından olsa gerek ne gibi ne küçük balık kavramı tanımadıkları ve av dönüşünde ne yazık ki limana varınca beğenmeyerek burun kıvırdıkları ebattaki balıkları limanın taşlarına döktüklerine mutlaka sizler de şahit olmuşsunuzdur. Ama ev esnasında o tutacak. Ondan daha çok olacak, ondan daha fazla tutacak, ondan daha fazla tutacak. Dönünce de limanın taşlarına döküyor. Bir diğer husus ise amatör balıkçılar için, yani bizler için adeta bir nevi meditasyon aracı olan bu avlarımız esnası bitiminde hemen hemen bir çoğumuzun çeviri hususunda gayet duyarsız olduğumuz bir hakikattır. Kimse inkar etmesin. Tabii söz meclisten dışarı. Daha önceden bildiğimiz mekanlara varmak ya da aldığımız duyumlar neticesi daha bereketli avlar yapmak amacıyla keçi yolu ya da padika diye tabir edilen tüm yolları adeta uçar gibi açtıktan sonra ne yazık ki av bitimini mütakip mekanları terk ederken arkamızı bile bakmadığımız bir gerçektir. Av boyunca ihtiyaçlarımızı gidermek amacıyla oraya götürdüğümüz yiyecek içecek kapları, ambalaj atıkları, yem saklama kapları vesaire ne yazık ki birçoğumuz av bitimi bunları toplayıp da bir poşete koymayı ve onu da geri dönüşte bir çöp kutusuna atmayı aklını bile getiremiyor. Güya bu işleri angarya olarak görüyor. Halbuki av güncesi bitimini izleyen bir ya da iki hafta sonra yine oraya gideceğini sanırım idrak edemiyor. Ortalığın çer çöp deryası, plastik atıkları hatta cam kırıkları ile kaplı alanda kim av yapmak isteyebilir? Hala anlamış değilim. Ama maalesef kıyı, ben bir kıyı avcısı planda, kıyı ava yapılan en uzak mekanlarda dahi birçok su kenarı bu durumda. Yani kimsenin bir şey olduğunda değil. Topluyorum arkadaşlar. Yukarıda örnek olarak vermiş olduğum bazı hususlar ve diğer sorunların çözülmesi amacıyla bir an önce konsensus sağlanması için acil adımların atılması gerekmektedir. Bu sorunların çözülmesi ortaya çıkmaması amacıyla kanun koyucular tarafından ortaya konulan salt bu tebliğlerle bu sorun çözülemeyeceği sanırım aşikardır. Her ne kadar iyi niyetle başlatılır bazı girişimler olsa bile amatör balıkçı denilen bu çok büyük bir kitlenin mutlaka desteği ve özgüveni alınmalıdır. Bunu sağlamak için olmaz ise olmaz kural şeffaflık olacaktır. Ben yaptım oldu gibi girişimlerin şimdiye kadar bir çözüm olmadığını sanırım hepimiz biliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.